Hocam o zaman gündemden bir sorumuz var. Etrafta bir sürü şey oluyor, gündelik koşturmacanın içinde kayboluyoruz, bazen kendimizi arıyoruz. Ama bu sırada dünyada bir sürü şey yaşanıyor ve bunlardan birinin başını da Elon Musk çekiyor. Yes. Hocam bu Elon Musk'ın Neuralink projesi hakkındaki görüşleriniz nedir? Evet, bu soruyu burada sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Çünkü ben bununla ilgili müstakil bir video çekecektim. Ve burada coşunca ihtiyaç kalmaz. Dur bir toparlayayım. Evet, hepsini burada anlatabilirim. Şimdi efendim, Elon Musk çok havalı bir adam bir kere. Yani Elon Musk olmak isterdim. O ayrı bir konu. Elon Musk'ın senelerdir işte SpaceX projesinde, diğer birçok inovatif projede ve şimdi de Neuralink adını verdiği bu işte sinirsel implantlar projesinde çok iyi yatırımlar yaptığı, işte belki Amerikan devletiyle, büyük sermaye gruplarıyla falan beraber çalıştı ve dünya bilgisine çok ciddi katkı yaptı. Zaten su götürmez. Her şey bir tarafa. Elon Musk gibi medyatik bir figürün, bir büyük yatırımcının nörobilimsel teknolojilerle uğraşması benim zaten şahsi olarak çok işime gelen bir şey. Çünkü hakikaten dünyanın bundan sonra gittiği yerin nöroteknoloji olduğunu hep savunan bir insan olarak bu konunun hiçbir şey olmasa bile bu kadar popülerize edilmiş olması gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ve anlattığım şeyler açısından da çok işime yarıyor. Yani benim istediğim, hani o Almanların dediği Zeitgeist var ya, zamanın ruhunu oluşturan çok önemli şeylerden bir tanesi. Gelin gelelim, Twitter'da birkaç gün önce, iki gün önce bununla ilgili görüşlerimi yazdım. Oo, baktım aşağı millet gene yardırmış. Şimdi arkadaşlar, Elon Musk'ın yaptığı şeyle ilgili bir şey söylemek gerekiyorsa bunu değişik düzeylerde söyleyebilirsiniz. Mesela işin tanıtımını eleştirebilirsiniz. Efendim ya da işte onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. İlla eleştirmek zorunda değilsiniz. Yahut efendim işin teknik kısmıyla ilgili bir şey söylersiniz. Yahut işin nörolojik kısmıyla ilgili bir şey söylersiniz. Elon Musk'ın tanıttığı beyin kafatasına implante edilip beyne ince elektrotlarla yerleştirilen Neuralink denen cihaz bir elektrofizyolojik alan potansiyel kaydı cihazıdır. Ve ben yaklaşık 25 yılımı elektrofizyoloji çalışarak geçirdim. Laboratuvarda bizzat 2000 yılından beri bu elektrofizyolojik kayıt işleriyle uğraşıyorum. Gerek beyinden direkt, yani bu Neuralink'te gördüğünüz gibi beyin dokusuna direkt batırılan elektrotlarla yahut kafa derisinden alınan kayıtlarla elektrofizyolojik işte beyin sinyallerini kaydetmek, hücrelerin o cevaplarını kaydetmek ve dinlemek ve bunları analiz etmekle meşgulüm. Tabii medyadaki diğer birçok konuşan kişiyle birlikte bir şeyler söylediğimiz için hani sözün kimden geldiğini bilin diye bunu söylüyorum. 2002 yılında Samsun'daki laboratuvarımızda otururken, keşke saklasaymışım, şerefsizim, benim aklıma gelmişti gerçekten, bir kağıt üzerine çizdiğimiz bir yaygın alan potansiyeli kaydı cihazı vardı. Minyatürize edilmiş. Elon Musk'ın bugün yayınladığı cihazdan daha küçük bir şey düşünmüştüm. Ama ben sadece düşünmüştüm, mühendis değildim. Yarın bir gün böyle bir şeyin yapılması halinde bunun çok havalı bir şey olacağını ta 2002 yılında konuşmuşluğumuz var. Çok mu zekiydim? Zamandan önce mi gidiyordum? Hayır. Elektrofizyolojiyle uğraşan herkes Elon Musk'ın birkaç gün önce yaptığı Neuralink demosunu seyrettiğinde muhtemelen kendilerinden şüphe etmeye başlamışlardır. Yani bunda yeni ne var acaba diye. Şimdi bunda yeni olan şu. Sinirsel ağların, yani sinir hücrelerinin oluşturduğu şebekelerin çalışmasını canlı bir insanda en az düzeyde girişimsel bir yöntemle kaydedip bunları ölçülebilir ve bilgisayara verilebilir dijital sinyaller olarak dönüştürüp o kişinin mesela omurilik ya da beyin hasarı olması durumunda elini kolunu daha düzgün kullanabilmesi için bir aracı alıcı olarak kullanılması güzel yeni bir teknolojik yatırım. Ama mesela sevgili Özgür Demirtaş'ın falan tweetlerini gördüm, işte bu bir devrim falan diye yazan. Bu bir devrim değil sevgili arkadaşlar. Yani bu Elon Musk'ı gömmek için söylediğim bir şey değil. Bu zaten 10 yıllardır bilinen bir teknolojinin. Ben bu arada bu alan potansiyelleri kaydına dair ilk makale okuduğumda sene 96-97 idi. Daha üniversiteden yeni mezun, taze bir akademisyen adayıydım. O dönemde rahmetli oldu şimdi. Walter Freeman bunun ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde temellerini atan, çalışmaları yapan kişidir. Ben de uzaktan hayranlarındandım. Bol bol makalelerini o zaman okurduk. İnternetin yokluk dönemleri, yani şimdiki gibi öyle PDF bulayım indireyim falan gibi değildi ortam. O zamanlar takip ederdik. Aynı mantık ve teknolojinin devamında bir cihaz yapıldı. Bana sorsanız Elon Musk'ın demonstrasyondaki en havalı kısmı cerrahi robot var ya, hani izleyenler bilirler, o elektrodu sistemi kafaya yerleştirmeye yarayan tam otomatik bir cerrahi robot vardı. Bence o Neuralink'ten daha havalı, daha büyük bir inovasyon. Çünkü özellikle hani cerrahi işleriyle uzaktan da olsa ilgilenmiş olanlar bilirler. Her insanın yapısı, kafası, işte damarlarının yerleşimi falan farklı olduğu için parmak izi gibi. Cerrahide devamlı bir insan kararına ihtiyacımız var. Ama bu Neuralink yerleştirmesi prosedürünü bir robotta otomatize etmek bence Neuralink'in kendisinden daha havalı bir iş. Neuralink cihazı şu anda yaptığı işleri
Yaklaşık işte 30 senedir değişik laboratuvarlarda yapıyor insanlar. Şimdiye kadar farelerden, domuzlardan, maymunlardan, oradan buradan farklı büyüklükteki elektrot sistemleriyle böyle şeyler çok kaydedildi. Ve Elon Musk'ın demosunu izlerken ben, gösterimini izlerken şöyle bir şey bekledim açıkçası. Yani o kaydedilen sinyaller işlendikten sonra bu sinyallerle biz şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela beyne hafıza yüklüyoruz ya da var olan hafızaları şöyle görselleştiriyoruz gibi. Hani biraz benim yok canım o kadar da olmaz diyeceğim bir şeyler bekledim. Haklıymışım, o kadar da olmazmış hala. Çünkü beklediğimiz bir şey değil yani. Beyin potansiyellerinden yola çıkıp da zihinde neler olduğunu çözmek, hafızayı dekod etmek falan... Bunlar henüz oldukça uzak olduğumuz şeyler. Elon Musk'ın en büyük başarısı bir cihazı gayet güzel bir Ar-Ge süreci sonucunda gayet küçültmüş. Elektrot sistemini çok güzel hedefe yönelik olarak beyne yerleştirmeyi başarmış. Elektrotlardan gönderdiği akımların hangi hücreleri ne kadar harekete geçirdiğini yeni görüntüleme teknolojileriyle izleyebilir hale getirmiş. Bakın bunların hepsi en az 30 sene geçmiş olan teknolojiler ama bunları çok güzel birleştirmiş. Devrim olmaktan ziyade büyük bir teknolojik ilerlemeye imza atmış. Şimdi ben neden Elon Musk'ın yaptığına devrimsel değildir diye uyarma ihtiyacı hissediyorum? Esas devrim, buranın özellikle altını şey için çizeyim. Hani şu anda bir teknik işlerle ilgilenen birisi daha sonra falan bu videoyu izliyor olursa onun için söyleyeyim. Bizim beyindeki her şeyin o sinirsel potansiyellerden oluşmadığını anladığımız gün gerçekleşecek. Beynin sinirsel potansiyellerinin bir arabanın giderken motorunda meydana gelen patlamalardan öte bir şey olmadığını fark ettiğimizde, bunun altını kırmızıyla çiziyorum, 50 sene sonra dersiniz Sinan Canan haklı çıktı diye, bunun olmadığını anladığımız zaman düşünceleri de okuyacağız, duyguları da etkileyeceğiz. Bir bilincimizi alıp bir belki bilgisayarda kaydedeceğiz. Existence falan gibi filmler gerçek olacak. Bunların hepsini yapabilmek için bizim düşünsel bir devrime ihtiyacımız var. Elon Musk uzaya gönderdiği roket nasıl daha önce NASA'nın yaptığı roketlerin ilk defa bir özel sektör eliyle gerçekleştirilmiş versiyonu ise tıbben yıllardır uyguladığımız bazı yöntemlerin yine özel sektör eliyle uygulanabilir, son kullanıcı ürünü haline dönüştürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi şeklinde teknolojik bir başarıdır. Şapkamızı önümüze koyup tebrik etmemiz gerekir. Özel sektörde bir insanın birçok devletin başaramayacağı bir teknolojik hamle yapması gayet önemlidir. Ama sevgili arkadaşlar, nörobilimsel anlamda bir devrim olmaktan oldukça uzaktır. Zaten her şeyi bir kenara bırakın, şöyle bir derin nefes alın. Nörobilimdeki en büyük devrimi bir yatırımcının yıllarını uzay bilmem roket vesaire işleriyle uğraşarak geçirmiş birinin yapacağını bekliyorsak eğer nörobilime biraz ayıp olur. Çünkü nörobilimdeki trendler ve çalışılan derin konular biraz daha farklı alanda. Elon Musk çok güzel bir teknoloji inovatörüdür ve görevini hakkıyla yapmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Ama bu iş zannedildiği gibi yok beynim bilgisayara yükleyeceğim falan noktasına gelmek için daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Tekrar buradan sevgili Elon, eline sağlık. Çok güzel olmuş. Fırsat bulursam ben de bir tane taktırırım. Henüz 7000 dolarmış galiba. Biraz 700 dolara düşerse düşünebilirim. Acık pahalı gözüküyor bana şu anda diye de bağlamak isterim. Elon.